Avrupa'da baş gösteren Euro kriziyle birlikte iş ve işçi bulma kurumları önündeki kuyruklar da her geçen gün uzuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan yıllık rapora göre, küresel ekonomik krizin başladığı tarihten bu yana dünya genelinde 28 milyon kişi işini kaybetti. Ekonomistler durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunuyor. İstihdamda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Ekonomik büyüme ise Avrupa'da 2013 yılının ikinci yarısına kadar zayıf görünümünü sürdürecek. 2013 yılında işsizlik artabilir. Çalışma örgütüne göre 2007 yılında 169 milyon olan dünyadaki işsiz sayısı 2010 yılında 194 milyona sıçradı. Aynı rapora göre 2012 yılında bu sayının 197, bu yıl sonunda ise 200 milyona aşması bekleniyor. 2017 yılında da işsizliğin 210 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Çalışma örgütü özellikle Euro bölgesinde birbiriyle uyuşmayan parasal ve mali politikalarla soruna köklü çözüm bulma iradesiyle yaklaşılmadığı gerekçesiyle küresel istihdam pazarı üzerindeki durumun kötüleştiğine dikkat çekti. Ekonomik krizin özellikle gelişmiş ülkeler üzerindeki etkisi daha da ağır hissediliyor. 24 yaşın altındaki genç işsizlerin sayısı da hızla artıyor. İşsiz gençlerin sayısı dünya genelinde 73 milyonu geçti. Özellikle gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinde gençlerin üçte biri işsiz durumda. 2007 yılında %28 olan genç işsizlerin oranı bugün %35'e ulaştı. Çalışma örgütünün yayınladığı raporda genç nüfus arasındaki işsizliğin azaltılması için özellikle mesleki eğitime önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Genç işsizlerin en az olduğu Almanya, Avusturya ve İsviçre'de gençlere yönelik mesleki eğitime verilen öneme dikkat çekiliyor.